bunun yanlış, zulüm olduğunu bilmek için şu zamanda yaşamak mı lazım? Suyunun üstün olmadığını, diğer insanlarla eşit olduğunu bilebilmek için bu modern çağda mı yaşamış olmak lazım? Daha önceki insanlar bilmediler mi? Hem de Müslümanız diyorsunuz değil mi bir de? De Muhammed falan deyip duruyorsunuz. Bu Muhammed, Fatih, Mehmet. Muhammed peygamberin ismini hiç işitmedi mi? Muhammed peygamber soyuyla mı övündü? Araplıkla mı övündü? Benden sonra oğullarım mı, çocuklarım mı şey olsun, halife olsun dedi. Veyahut da onları öldürdü mü? Bu ne? İsa, Musa bunlar. Onlar köleci miydiler? Kölecilik ne zaman normal oldu? Kölecilik firavunluktur ya. Firavun köleci olduğu için Musa karşı çıktı. Rablik iddiadır, efendilik iddiasıdır. Başka insanlara abdleştirmektir. Abd'dir köle. Bunu defalarca söylüyorum hala. Kölecilik sonunda kalkmamış diye biliyorsun. Zalim herif, senin İslam'la zerre kadar alakan yok. Müşriklerin şeyidir, iş şirktir. Sen birisine kendin, senin gibi eşit olan, Adem'in çocuğu olan, kardeşin olan birisini kul köle yapıyorsun. Onurunu, özgürlüğünü alıyorsa sen efendilik iddiasındasın, sen firavunluk iddiasındasın. Bu adam firavundu. Bir sürü başka insanları tuttu, köleleştirdi, cariye yaptı, köle yaptı. Hem de çocuklarını öldürdü, insanları katletti, insanları, ülkelerini tane etti, insanların çocuklarını alıyor, asker yapıyor başka ülkeleri işgal için. Öyle aykemlümetullahmış, ne alakası var? Tahtına tapan, egosuna tapan, nefsine tapan firavun bunlar ya. Ne alakası var? Kur'an. Nedir? Ana kronoloji yapıyormuş. Hı? Matbaayı yasaklamış. Çağ değiştirmiş. Çağa bak ya. Çağ kim değiştirdi? Çağ Avrupa değiştirdi. Bu adam gidiyor. Yani Fatih ve ondan sonra 300 sene içerisinde ne değişti? Ne gelişme oldu? Bir şey oldu mu? Aynı cehalet. İnsanlar Osmanlı'da imparatorluğuna bak. Fakr-ı zerret içerisinde.